Şehir merkezinde yaya geçitlerinde durmayıp yayalara yol vermeyen, hatta üzerlerine üzerlerine süren sürücüler açıkça suç işliyorlar. Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen araçlara kesilen 166 liralık ceza iki katına çıkarılıyor. Yaya geçitlerinde kuralları ihlal eden sürücülere verilecek para cezası 343 lira oldu. Bu düzenleme ile Avrupa'da uygulanan yayaların kırmızı ışıkları ya da trafiğin boş olduğu anları beklemeksizin geçiş üstünlüğünü kullanmaları sağlandı. Söz konusu düzenleme ile ilgili görüşlerini aldığımız vatandaşlar, uygulama güzel fakat sürücüler riayet etmiyor diye konuştu. Efendim, yol sizin. Söz konusu uygulama hakkında görüşlerini aldığımız sürücüler ise uygulama çok güzel, elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz fakat valilik kavşağından borsa kavşağına kadar olan yolda tamı tamına 20 adet yaya geçidi bulunmakta ve bu nedenle trafik akışı tam anlamıyla sağlanamıyor. Bir de 20 yaya geçidinin hepsinde yol veriyoruz. Zaten Arap saçı olan trafik iyice kilitleniyor. Bizce yetkililer bu yol üzerindeki yaya geçit sayılarını bir daha gözden geçirmeliler diye konuştular. Evet efendim, şu anda Nevşehir Trafik Polisleri yaya geçidindeki yayaların önceliğiyle alakalı bir uygulama yapıyor. Biliyorsunuz bu yasalaştı artık. Evet. Yaya geçidinde durmayan araçlar ceza edecek. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yanlış. Bence yanlış yani. Hemen ceza mümkün yok yani. Adam duruyor, bir dakika geçiyor, hemen ceza alıyor. Olmaz yani. Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Ben yanlış buluyorum. Abi çok güzel de uygulayan çok az kişi sanıyorum ben ya. Uygulanmaz. Uygulanmaz mı? Aynen, ben öyle düşünüyorum. Geç kalmış bir uygulama ama şu mesele yaya yolları uygun mu acaba? Onu evet. Yani her 5 metrede bir mi olmalı? Karayollar kanununa göre 10 metrede bir mi olmalı? Bu bayağı sıkıntılı. Ve geçişlerde zaten bayağı sıkıntılı. Araçlarımız zaten belli durumları. Bence en iyisi, en güzeli yaya zaten yurt dışında böyle özellikle 7-8 olur mu? Üzerine gelmesi çok iyi. Peki sizce Nevşehir buna hazır mı şu an? Şoförüyle, aracıyla, yayasıyla? Nevşehir demeyelim de Türkiye hazır değil ama hazırlanacak. Siz efendim bu uygulamayı. Uygulama güzel ama şoförler uymuyor maalesef genelde. Şoförlerin eğitilmesi lazım. Şoförlerin eğitilmesi lazım.